bu kitap? Ay, müstesna kapıya bak. Ay, ay ne kadar dalgınım. Müstesna'yı Tekirdağ köfte almaya gönderdim ya, unuttum. Ay kafa. Geldim. Ben geldim galiba. İlk sen geldin. Aman iyi oldu. Biraz oturur dedikodu yaparız hayatım. Geç geç. Hemen anlat bakayım. Ne var ne yok ha? Haberler ne? Şekerim haberler çok güzel. Yarın Selena, Burak ve ben ata bineceğiz. Yani anlayacağım, Burak'cığımla baş başa kalacağım. Nasıl olacak o? Selena da gelecek dediğin gibi geldi de. Evet dedim. Dedim. Şekerim sen Selena'yı merak etme. Ben onu ekerim. Benim adım Fitnat. Fitnat. Yaparsın sen ya. Sen ne cinsin, korkulur senden vallahi. Fit bak bu da güzel. Fitim. Şekerim ben bunca zaman boşuna vakit kaybetmişim. Meğer işin kolayı varmış. Kaleyi içten fethedecekmişim. Ay geldim geldim. Ay. Jet sosyeteti geliyor tek tek. Geldim. Ah canım gel gel. Selam şekerim, ben geldim. Hoş geldin, geç geç geç. Ay diğerlerinden önce geldim, birazcık dedikodu yaparız. Geç geç şöyle geç. Hoş geldin, hoş bulduk. Ay. Ay gelmeye başladılar. Leyla ya, bu biraz sıvı oldu sanki. Un koy o zaman. Şimdi biraz fazla mı oldu? Süt koyalım. Tamam tamam. Leyla bu koku ne? Börek! Ay. Ay. Ne yapıyorsunuz? Aa, senin kömür böreği mi yaptın? Aa, kömür böreği mi? Hiç yememiştim. Denebilir miyim? Saçmalama be Dilara. Bir kere saçmalama. Bu börek senin spesiyeli. Öyle değil mi Selin? Kıvılcım gitsenize başımızdan. Aman canım, bize merakı değiliz sizin bu yanık böreklerinizin. O zaman annesi gelip senin bu beceriksizliklerine neler diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Ben de. Hadi kızlar gidip süslenip püslenelim. Büyüleyici olmam lazım. Of ya Leyla, ne yapacağım ben şimdi? Ya rezil olacağım Ozan'ın annesine. Ya boş ver, rezil falan olmayacaksın. Leyla nasıl rezil olmayacağım? Şu hale bir bakar mısın? Hiçbir şey beceremedim ki. Of. Yo yo Selena. Belki de becerebilirsiniz kızlar. Selena. Bugün çok güzel olmam lazım kızlar. Ozan'ın annesi geliyor. Görücüye çıkıyorum. Ya iyi de bu makyaj, bu kıyafet falan abartılı olmadı mı sence? Bugün Selin'den daha güzel olmam lazım. O zaman annesi beni gördüğünde şaşırmalı ve çok beğenmeli. Niye ki? Babadı Dilara, işimiz gücümüz yok. Bütün hikayeyi sana baştan anlatalım. Ay olur. İrem sana sonra anlatır. Sen düzeltmeye devam et. Tamam. Çok güzel oldu. Değil mi, değil mi? Ha, bu arada Aslı'yı kandırdım. Selin bugün evin hizmetçisi olacak. Bense her zamanki gibi evin prenses küçük hanımı. Evet. Ha bu arada Ozan'ın annesi seni beğenirse bu iş bitmiştir kızım. Ozan ne olursa olsun benim olacak kızlar. O kül kedisi hikayeleri ancak masallarda olur. Onlar hizmet etmek için doğmuşlar. Ay onlar dediğin kim Kıvılcım? Ben sana bir ara bunu ayrıca anlatacağım, tamam mı? Sen tara. Tamam. Şimdi kayınvalidem karşısına çıkma zamanı. Nasıl lan? Manyak. Benim manyak. 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 Neler oldu burada? Ya şey, Aslı yengem misafirleri gelecek. Aa biliyorum, evet. Fitnat Hanım beni de davet etti. Fitnat Hanım mı? Kızlar çok uzun hikaye, daha sonra anlatırım. Sen neden üzüldün? Aslı yengem her şeyi benim yapmamı istedi. Ama ben hiçbir şey beceremiyorum. Şu böreğe bir bakar mısın? Daha kötüsü de misafirlerin içinde Ozan'ın annesi de var. Ya zaten onlar rezil olsun diye Kıvılcım yıktı her şeyi senin üstüne. Bana yardım edeceksin değil mi Selena? Tabii edeceğim, sen hiç merak etme. Ama önce şu kara böreği uzayın derinliklerine gönderelim isterseniz. Evet. Tabii önce bir de şu masayı temizleyelim.
Evet, işte oldu. Şimdi biraz düşünün bakalım. Neler ikram edebiliriz? Kek. Tamam. Börek. Kurabiye ve poğaça. Pasta. Ha, bir de kanepe. İşte tamam. Ah, neredeyse unutuyordum. Bir genç kızın marifetini göstermesinin en iyi yolu yaprak sarmadır. Bir de içimden bir ses Ozan'ın annesinin en çok bunu sevdiğini söyledi. Ya harikasın Selena, çok teşekkür ederim. Ne demek kızlar, ama ben yerinizde olsaydım Müstesna teyzeden en kısa zamanda nasıl yapıldıklarını öğrenirdim. Sonuçta artık sizler genç kız oldunuz. Tamam söz, öğreniriz. Tamam. Selena, biliyor musun artık Nazan'ın da bir arkadaşı var. Ha evet ya, telaşımızdan onu unuttuk. Ya biz Melek diye küçük bir kız bulduk sokakta, kaybolmuştu. Sonra da eve getirdik gizlice. Belki anne ve babasını bulmamıza yardım edersin diye düşündük. Ya tabii yardım ederim kızlar. Ama siz sakın şimdi Melek'ten kimseye bahsetmeyin. Ben daha sonra ilgilenirim. Her şey de hazır. Sonra görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Aynur Hanımcığım, yani kendi kızım diye söylemiyorum. Nasıl hamar attın? Ay her şey onda, her şey vallahi. Evet evet, her şeyi var. Yani okulumuzun en iyi öğrencisidir Aynur Hanım. Ya nasıl zekidir. Baksanıza gözlerinden ateş fışkırıyor. Ay canım benim. Dans dersen dans. Piyano desen piyano. Yakında kitap çıkarırsa hiç şaşırmayın. Zehir zehir. Çıkarır çıkarır. Kesin çıkarır. Çok güzel şiirleri var kızımızın. Birazcık daha su böreği alır mıydınız Aynur teyze? Almaz. Alırım kızım. Maşallah bu ne güzellik böyle. Bütün bunları sen mi yaptın? Evet, hepsini kendi ellerimle yaptım. Evet de sanki böreğin içi birazcık çiğ kalmış gibi, hamur hamur. Ay pişmemiş ya. Zehirecek misin kız insanları? Biraz dikkat et. Aa, bunun tuzu da yok, baharatı da. Aman tanrım, bu bozulmuş. Yo, bozuk değil, çok güzel. Değilmiş, çok kötü. Hiç beğenmedim. Oh. Kıvılcım diyordun Aslı'cığım. Kıvılcım diyor, Kıvılcım. Canım kızım, modayı nasıl yakından takip eder anlatamam. Evet evet, eder. Ben şahsen bizzat kendi gözlerimle gördüm, eder. Ya, sonra öyle bir bakımlıdır, öyle bir temizdir anlatamam. Şu saçlarına rağmen günde 4 öğün banyo yapar vallahi. Ya yüzün tuttu yavrucak. Ay öyleyimdir, huyum kurusun. Ama senin öyle mi? Ay pis. Ay hem nasıl pisler anlatamam. Ay inanın odalarının önünden geçemezsiniz kokudan. Ayol iki elleriyle bir yıkanmayı beceremezler, bitlenecekler diye korkuyorum. Biliyor musunuz biz Selina sınıfta ne diyoruz? Ne? Kokoreci. Hadi. Ay çok komik bu kızlar. Ayol 3 tane hademe tuttum okula, bunların pis kokusu çıktı diye dezenfekte ediyorum. Böyle mayasıl kekremsi bir koku. Ekşi ekşi ekşi. Mis gibi kokuyor kızcağız. Ne kullanıyorsun Selin'cim? Lavanta. Ay bayılırım lavantaya. Ay benimki de lavanta. Selin yine mi benimkini sürdün? Çok ayıp. Aa, mahcup etme arkadaşını değil mi? İnsanların önünde özeniyor işte çocuk. Bir şey zannediyor. Hırsız hırsız biraz eli uzun götürüvermiş. Tabii parası yok ya, ne yapsın, oradan buradan bulduklarını sürüyor garibim. Hem ben tembihledim. Dedim ki misafirlerimiz gelecek. Mideleri bulanmasın, git güzel bir şeyler sürün dedim. Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Sen böyle güzel yemekler yaparsan hiç aç kalmazsın. Ben seni benim ortanca ile tanıştırayım. Hem arkadaş olursunuz, çok iyi anlaşırsın onunla. Koskoca fabrikatörün oğlu böyle bir besleme kızla. Hiç yakıştıramadım Melda Hanım, hiç hiç. Sıraya gir ayol. Selin kızım haftaya bizde olacak. Önce Sedat'la bir tanışsın bakalım. Çok iyi arkadaş olacağına eminim. Hem hamarat, hem kibar, güzel. Beni utandırıyorsunuz Aynur teyze. Çok hamaratsın. İnşallah Allah Ozan'a nasip eder seni. Hamarat gelin ha? Ben mutfağa gidiyorum. Kızım nereye olup gibi fırladın öyle? Önce ben bir bulaşıkları yıkayayım, sonra da çay koyarım. Koş canım koş. Ne oluyor ya? Çık. Ay kendi kızım diye söylemiyorum. Elinden her iş gelir vallahi. Bazen okulun kantinine girer, mutfağa geçer, etrafı siler süpürür, bulaşıkları yıkar, bir kahve yapar. Ama bu kadar köpük, bir de fal bakar, sizin gelmişinizi geçmişiniz. istersen abartma Fitnatcığım. Ah,
Selena'dır, ben bakarım. Ay, ne alaka Selena şimdi? Ben davet etmiştim. Geldi. Selena'cığım, hoş geldin şekerim. Canım, bu ne güzellik, geç geç. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizden iyi olmasın. Geç otur canım. Canım bir tanem, kötü gün arkadaşım, kankim Selena ve Aynur Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Zeynep Hanım. Memnun oldum. Ben de. Ve de Melda Hanım. Memnun oldum Melda Hanım. O şeref bana ait hanımefendi. Fitnat Hanım sizin bahsettiğiniz hanım değil mi bu? Hani kıskandığınızı söylemiştiniz. Ay, ne dediniz, ne kulağım su kaçmıştı yıkanırken, duyamadım. Diyordum ki. Ay, lafınızı unutmayın, ben bir çayımı tazeleyeyim, şimdi geliyorum. Ben koyarım. Niye? Koyun. Siz ne diyordunuz hanımefendi? Diyordum ki. Şimdi ben mağazada çalışıyorum, sen de alışveriş yapmaya bana geliyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Ben bir elbise alacaktım. Şöyle bir şey var. Oğlum kaç lira bu? 100 milyar yeni Türk lirası. Tamam, alıyorum. Biraz da pazarlık yap. Tamam, pahalıymış. En son kaça olur? 87 TL. Ayağınız alışsın, kredi kartıyla da taksit yapabiliriz. Bilmem, bir düşüneyim. İsterseniz bunu alın, size çok yakışır. Tamam. İçin kıyıldı senin, gurul gurul karnın. Al canım, al bunu afiyetle ye. Ama Fitnat Hanım, bu yedirdiğiniz üçüncü tabak oldu. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ah, aşk olsun, darılırım vallahi. Bak yarın ata bineceksin de gıdık 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 gıdık. Güçlü kuvvetli olman lazım. Tamam ama bu son. Tamam, son olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Çay servisi yapıyoruz prenses. Ya bırak, ben yaparım. Çekil. Bana yardım etmeye mi geldin? Ay tabii ki de hayır. Amacım tamamıyla Ozan annesine hamarat görünmek. Kıvılcım. Ne var? Kaşıkları unuttum. Bu da benim sana kıyağım olsun. Gıcık. Sensin gıcık. Ay kuru kuru ya diyeceğiz. Kıvılcım kızım, nerede kaldın? Hadi. Hadi. Fikret, niye bu kadar yakında anlıyorsun, anlamadım. Buyurun. Sağ ol canım. Al canım, al al. Oh. Selena Hanım, çayınız geldi, alın buyurun. Buyurun. Aman kızım, dikkat etsene, ne sakar şeymişsin sen. Değil mi, değil mi? Kıvılcım ne yaptın kızım, yaktın kadını. Aslı rezil oldum ben. Yavrum canım, Amara Hanım ilk defa oluyor. İnanın Aynur Hanım, görünmüş şey değil yani. Aynur Hanım, vallahi aslında on parmağında on marifet. Çok mu acıdı sizin göbeğiniz? Yoğurt vereyim, sürü göbeğinizi.